Bugünün dünyasında estetik operasyonlar, imaj çalışmaları ve PR şirketleri olmadan parlayan bir yıldız olmak neredeyse imkansız. Peki bundan 60 yıl önce de imaj her şey miydi? Merhaba, ben Levent İnal. Bugün sizlere gösteri dünyasının çirkin ördek yavrusu Charles Aznavour ve kariyerinde şeytanın bacağını nasıl kırdığını anlatan bir hikayem var. Quel est ton nom? Quel est ton but? Le mien c'est l'amour. Aznavour erken yaşlarda gösteri dünyasına atılır. Kabarelerde başladı şarkıcılık kariyeri, besteci Pierre Roche ile tanıştığında şarkı sözü yazarlığına evrilir. İkilinin yolları Fransa'nın en büyük seslerinden Edith Piaf'la kesişir. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Aznavour, Piaf için şarkı sözleri yazmaya başlar. Şarkıcı aynı zamanda kaldırım serçesinin şoförlüğünden asistanlığına dek pek çok özel işini de yapar. Ancak gönlünde tıpkı Piaf gibi sahneye çıkıp kendi parçalarını söylemek yatar. Ne var ki Piaf, Aznavour'un dikkat çekmeyen çehresiyle başarısız olacağını düşünür. Genç şarkıcı, ekürisi Roche'un evlenip Kanada'ya yerleşmesiyle yalnız kalır. Yine de bunu bir fırsat olarak düşünerek küçük salonlarda sahne almaya başlar. La Bohème, La Bohème, ça voulait dire on est heureux. Tarihini dönüştürense bir türlü başarılı olamayan bir şarkıcının hikayesini anlattığı It Will Be My Day isimli şarkıyla olur. Aznavour şarkıyı önce Yves Montand'a teklif eder. Fakat eseri gösteri dünyası hakkındaki bir şarkı tutmaz diyerek reddedilir. Bunun üzerine Aznavour bir konserinde şarkısını kendisi seslendirir. I know, I know that I have it. And I'll get my new life, we'll start a new, it will be my day. Onu soğuk bakışlarla izleyenler parçayı dinledikçe sanatçıya olan bakışlar yumuşar. Aznavour gecenin sonunda alkış yağmuru eşliğinde sahneden iner. Onun için artık rüzgarın yönü değişmiştir. Geç gelen şöhret öylesine büyüktür ki Aznavour artık dünyanın en saygın sanatçıları arasına ismini yazdırmıştır.